Çay ısmarlayayım kardeşim sana. Saygılar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda siz Şişli, Bomonti Antika Pazarı'nın girişinde organik büfenin önündesiniz. Aslında burada 5 gün pazar kuruluyor. Pazartesi, Perşembe halk pazarı var. Cumartesi organik pazarımız var. Pazartesi, Perşembe zaten halk. Bir de Cuma günü eski kıyafetler pazarımız var. Kaç yıldır buradasın abla? Ben 15 senedir. Açıldığından beri evet bu pazardayım. Cumartesi pazar buradayım. Cuma günleri burada ikinci el pazarı var. Eşten dosttan söylüyorum ona, giymediğiniz kıyafetleriniz varsa ben onları değerlendiriyorum diyorum. Alıyorum, yırtığı söküğü varsa tamir edip burada ikinci el satıyorum. Çay. İsmim Mehmet Emin, 28 yaşındayım. Doğma büyüme Üsküdarlıyım, İstanbulluyum. Ben normalde oyuncak toplayıp oyuncak biriktiriyordum. Bir gün işte bir şeye sıkışıp satma ihtiyacı hissettim. Ondan sonra ilan verdiğimde bir kişi ulaştı bana. İşte bu kişi Aydın'da, Nazilli'de bir müze kurduğunu söyledi. Bunun müzesine oyuncak vererek başladım ben. Hikaye bu şekilde başladı. Şu son dönem bu iş açıkçası bayağı bir popüler oldu. İnsanlar, gençler özellikle işte bu vintage dediğimiz 70'lere, 80'lere denk gelen dönemleri toplamaya, bu ürünleri işte almaya, satmaya, onun dışında biriktirmeye, buna başladılar. Şimdi bir arkadaşım der ki bu sektörün içinde olan, beni de bu sektörün içine iten, bizim işimizler ölmüşlerden alıp ölecek olanlara satma işidir. Ya burada daha çok ürün nasıl dönüyor biliyor musunuz? Daha çok esnaflar arasında dönüyor. Son kullanıcı biraz hani azdır. Son kullanıcı genellikle böyle yerlere gelmez. Ya dükkanlara gelir ya internet üzerinden alır. Biz daha çok böyle esnaflar arasında birbirimize hayat veriyoruz. Benim ismim Orhan. Aşağı yukarı 3 yıldır bu işi yapıyoruz. Biz antika sevgidir diyoruz. Sevgisiz antika söz konusu değil. Çünkü biz obje alıp satmıyoruz. İçindeki enerjisiyle bir ürünü satıyoruz. O ürünün içinde çok değerler söz konusu. Nasıl değerler? Yaşanmışlıklar var. Şimdi antika koleksiyonerlerden geçerse kondisyona güzel olur. Kondisyon diye bir kavram var bizde. Şimdi bakın bu ürün yepyeni gibi, tertemiz. Çünkü bu koleksiyonerden geldi. Yani kişi buna yatırım yapıyor yıllarca. Herkesin bir keyif aldığı bir şey var. Mesela ben oyuncak traktör biriktirmesini çok severim ama mekaniği güçlü olacak. Mesela benim de öyle bir keyfim vardır. Hani belli bir zaman sonra ne oluyor? İşte aradan geçti 80 sene, 100 sene filan. 101 olduğunda zaten antika değerine ulaşıyor. Bir de bunun sanatsal özelliği olması lazım. Yani nadide olması lazım. Arz talep dengesinin talep yönünde gelişmesi lazım. Arzı az, talebi çok olan bir ürün oluyor. Artı 100 artı 1 oluyor. İşte size antika bu demek oluyor. Soner Bey kaç yaşındasınız? 54. 50 yaşında stajımı bitirdim. Antika işi öyle bir şey değil ki. Mesela bir adam porselen üzerine uzmanlık yapar. Bir adam halı üzerine yapar. Birisi atıyorum Osmanlı'ya yapar. Bakır üzerine olur. Veya ufak tefek takı üzerine olur. Resim üzerine olur. Biz hemen hemen hepsinin en ustalarının yanına gittim. Her zaman öğrenmek için yanlarında gezdim. Onlarla çalıştım. Yeri geldi kazıkladılar beni. Ama benim iş zayiatı olarak veriyorum onları. Çünkü ben bir şey öğrendiğim zaman kazıklandığım önemli değil. O beni bir kere kandırıyor da ben o malın ne olduğunu öğreniyorum esnada. Ondaki inceliği öğreniyorum. İşin inceliğiyle ilgili ufak bir şeyde bilgi sahibi değilsem o adamın yanında çalışıyorum. Elbet bir gün bana bir açık veriyor. Kazayla yanımda bir şey yapıldığı zaman bitti zaten. Ben gittiğim zaman elinden takımı taklavatı bırakırım millet. Benim yanımda kimse iş yapmaz. Gözüm hırsızlanıyor. Seni bir işi yaparken gördüğüm zaman benim için tarif etmene gerek yoktur. Ben gördüğüm zaman yaparım. İşte o yüzden de çekinirler. Benim yanımda kimse takım taklavat kullanmaz. İş yaparken bırakırlar, saygı gösterir, çay ısmarlarlar. Oğlum çalış yok. Adam kaynak, ya ben bilmiyorum mu oğlum kaynak yapma. Olsun abi, sen çayımızı içelimler yine yapmaz o kaynağı. Bunlar eski mendiller. Anneannelerimizden, babaannelerimizden kalan eski ipek mendiller. Tamamen el işiydi. Benim çocukluğumda biz bayramlaşmaya, el öpmeye gittiğimiz zaman hem bayram harçlığı hem şekerimiz hem de mendil hediye edilirdi bizim çocukluğumuzda. Kendi torunlarına verdikleri gibi mahallenin çocuklarına da verirlerdi. O kültür de vardı. Bunlar el işi, sarma, hesap işi, masa örtüsü. Başka şöyle gelinciğimiz var. Biliyorsun bizim Anadolu'da gelincik tarlaları vardır. Bu gelinciktir. Bunu kızlarımızın çeyizlerine koyarlarmış. Ya en sevdiğim bu. Çünkü benim anneannelerim, babaannelerim bununla gelin olmuş. Gelin olarak giydikleri kıyafetler bunlar. Yani 50-150 senedir. Bu muşavlarını buldum. Buradan bir manken götürüp bunları giydireceğim mankenin üstüne. Paralı böyle şeyler vardı, fesler vardı. Eşarplarını falan. Güzel bir Türkmen kızı yapacağım. Ya bu işin çıraklı ustalığı şöyle oluyor, kâr zarar kardeştir diye başlıyor hocam ya. Şöyle, zamanla göz aşina oluyor. Dönemleri ezberlemeye başlıyorsunuz. Mesela sabah işte yan komşum sağ olsun bilgilendirdi beni. Çerçevenin dahi bir dönemi varmış. Yani bunu öğrenmiş olduk. Belli dönemlerde belli desenler işlenmiş. Belli dönemlerde olay böyle matlaşmış, düzleşmiş. Aynı şu an giydiğimiz gömlekler gibi, pantolonlar gibi bu işte. Belli dönem, belli mobilya böyle desenleri, biçimleri, formları hakim olmuş. Belli avizeler hakim olmuş. Buralardan zamanla çıkartıyorsunuz. Ben mesela oyuncakta şunu öğrenmiştim. 1800'ler ve 1800'lerin sonları demir döküm oyuncaklar hakim olmuş. İşte 1800'lerin sonları geçmiş, 1900'ler. Yavaş yavaş böyle işte tenekeye, ahşaba, bunların karışımlarına, onlara geçiş yapmışlar. Bir döneme ahşap hakim olmuş tamamen. Sonra günümüze zaten modernleşmeye başladıkça bu mekanizmalar gitmiş. Bunun yerine pilli, elektrikli, plastik, buna benzer hızlı tüketim malları hakim olmaya başlamış. Antikanın açılımı eşi benzeri olmayandır. Biz burada antikacı değiliz, biz eskiciyiz. Kimse burada antikacı değil. Ne ben antikacıyım ne bir başkası burada antikacı değil. Burada herkes eskicidir. Antikacı dediğin zaman yani emin ol Türkiye'de antikacı belki bir iki tane çıkar yani. Antikacı koleksiyoncudur, antikacı tek olanı toplar evinde, o antikacıdır. Satıcı antikacı değildir yani. Biz eskiciyiz, eski alıp eski satarız. Buraya birkaç kanal var. Bir, evlerden. Yani eski yaşanmışlıkları aileler şey yapabiliyorlar, satabiliyorlar. Nerede satıyor bunlar? Mezatta olabiliyor. Efendime söyleyeyim, bizim gibi alıcıları evlerine çağırıp sunum yapıp satabiliyorlar. Fiyat alabiliyor, verip mallarını bize satabiliyorlar. Bir de Yurt dışında yine bunun aynı organizasyonunu yapabiliyoruz. Yurt dışında toplama merkezleri var. Burada antikalar toplanıyor. Belli dönemlerde buraya Türkiye ithalatları yapılıyor bunlar. O gelen ürünlerden de bizler sunum yapabiliyoruz. Antikacılık bir keyif, bir yaşam şekli. Ben bunu satıcı olarak burada yer almıyorum. Ben sunum yaparak burada keyif alıyorum. Şurada sizle konuşurken de keyif alıyorum. Çünkü bu objeleri ileriki nesillere anlatma şansını bize veriyorsunuz. Bu da bizi mutlu ediyor. Ben sana şunu göstersem sen bir şey anlamazsın. Ama ben ona baktığım zaman Sevr görürüm. Bu Sevr porseleninin damgası mesela. Baktığımız zaman hangisinin Limoges, hangisinin Sevr olduğunu damgalardan tanıyoruz. Yılını biliyorsun, şeyini biliyorsun. Ona göre fiyat, yılların tecrübesi de olunca adamla artık neyin ne olduğunu biliyorsun. 30-35 sene evvel, 40 sene belki de. Bakkalköy'de Roman mahalleleri olurdu. Giderdik oralarda çöp toplayan insanların evlerinde biriktirirlerdi. Topladığı her şeyi çuvala doldururdu. Onlar hani burada olmadıktan sonra bir şeye benziyorsa koyuyorlardı. Çuval başı mesela kaç para çuval? Ya bunda iyi mallar var, bu çuvallar 30 liradan. Bunda düşük mal var abi 20. Yani satıcı da dürüstü, alıcı da dürüstü. Alıyorduk, sonra hepsini döküyorduk, ayıklıyorduk içlerini. İçinden Osmanlı da çıkıyordu, içinden Omegalar çıkıyordu. Yani saat, ne kadar saat var? Satıyor adam. Bilmiyor ki Omegasını, bilmem nesini. Altını da çıkıyordu içinden, bilmem neydi. Ama şimdi herkes korular. Şimdi artık kapıcılar topluyor. Çöp toplayanlar bir şey bulamıyor. Şimdi kapıcılar ne kadar mal varsa topluyorlar. Burada gördüğün insanların 1/4 diyeyim sana kapıcıdır. Gelip kapıcılar burada artık tezgah açıyor. Senin adın? Ahmet. Ahmet abi. Nereden bu işe sardın? Ben ustayım. Bu hobi gibi düşün. Bu 67 yılından 79 yılına kadar jant kapakladım. 99 jipim var CRV. Kaplumbağam vardı, sattım Şubat'ta. Şimdi yine kaplumbağa arıyorum. 78 yılında ilkokulu bitirdim. İki kolumda da iki tane bunda altın bilezik var. Ne? Mesleğim. Ben 12 Eylül'ün yüzünden okuyamadım. İlkokulu bitirdim, sanat sahibi oldum. Direkt döşemeciliğe başladım. İlkokulu bitirdim, evet. Niye 2000'den sonraki arabalara binmiyorsun? Çünkü 2000 yılından sonra bütün araba üreten firmalar yüzünü Çin'e döndü. Bugün Porsche dediğin araba, Q7 dediğin araba, Mercedes'in bütün grubu. Hepsinin derileri soyuluyor. 90 yılında, 95 yılında, 93 yılındaki Mercedes'in derisi, BMW'nin derisi, şu BMW'nin derisi mesela hiçbir şey olmuyor. Hala 300-400 binde araba, şu beline kemer gelen yeri yırtılıyor. Her tarafı aynı ama şu andaki yeni segment arabaların hepsi, ben pek sevmediğim ama Fluence falan var, Renault grubu. Sigaranın, ben kullanmıyorum, bıraktım 2 yıl. Sigarayı içerken sigaranın külü var ya, yani ateşle karışık külü düşsün, kumaş deliniyor. Böyle bir kumaş ben görmüyorum. Kıyafet delinmez ya, gömlek delinmiyor. Bu kadar ucuz, bu kadar şey olmaz. Ahmet abi, tripodu buraya koysam satmazsın değil mi? Onu mu? Abi bu da zahaler bak abi. Sorarlar mı? Tesbihin hikayesini arkadaşa sormak lazım. Kapalı Çarşı'da bunu yapan bir usta var. Bakın bu imamenin özelliği. Mamut dişi. Yani bu da mamut dişi. Sen bunu ne diye sattın? Ben fil dişi diye sattım. Soner abiye sattın. Evet. 60 liraya aldım. Bana 150 dedi ama 60 aldım. Farkı o beni kazıklamış yani. Aslında bu tesbihin fiyatı ne? Ben de 1500 lira şimdi. Geçen bana arkadaş tesbih getirdi mesela. Ben dedim ki bu kaç para dedim, siyah bir tespih. Ben dedi ki zeytin çekirdeği dedi, 100 lira olur dedi. Ben aslında diyeceğim ki yani bu iyi bir tespih, şudur diyeceğim ama zeytin çekirdeği 100 lira olur deyince iyi o zaman aldım dedi. Getirdi aldı, bana miskamber getirdi bir tane, zeytin çekirdeği diye 2000 liraya sattım işte ben de onu. Ben de ona dedim ki sen bana bunu zeytin çekirdeğini 100 liraya satmaya kalkmasaydın bunu sen 2000 liraya satacaktın. Ama sen beni eşek yerine koydun, zeytin çekirdeğini 100 liraya sattığın için ben 2000'e sattım. Ama bu iş böyle bir şey işte. Diyorlar ya, bilgin kadar kazanırsın. Bu işte sadece bilgin kadar. Ha, bu da kardeşine bir. Babacığım 7 tane al. Bu da senin babacığım. Bu da yakışıklı abim, çok değerli. Pazarın en değerli insanı. İsmim İsmail abi. 28 yaşındayım. Siz 29'dun lan. Sus. Sil abi, Allah seninden. 28 yaşındayım abi. Daha evleneceğiz. Bizde başlık parası var doğu tarafında abi. Erzurumluyum abi. Bizde 15 tane altını istiyorlar, bilezik istiyorlar, bilmem ne istiyorlar. En az 100 milyar parayı istiyorlar abiciğim. Bir kız almak için çok zor. 7 senedir antika pazarında çalışıyorum abi. Hafta içi Nişantaş'ta çalışıyorum, garsonluk yapıyorum. Hafta sonları da burada gelip günümü değerlendiriyorum. Ekmek parası abi. Demlikle çay dağıtıyoruz. Öbür türlü yetiştiremiyoruz burada. Binlerce insan var. Çaya görüyorsun, organik çay bu. Buyurun efendim. Bitti mi baba?